Bu videoda da size kurallar, puanlamalar ve yasak hareketleri göstereceğiz. Öncelikle katılacak olan sporcuların kıyafet ve formalarla ilgili short, tişört, rash guard ve tight'la sporcular giriş yapabilir. Neye dikkat etmeniz gerekiyor? Herhangi bir reklam olabilir, marka olabilir. MMA dışında başka branşların logoları, mesela burada Jiu-Jitsu, BJJ, Judo gibi yazılar olmamasına dikkat ediniz. Uzun kollu rash guard, kısa kollu rash guard, tight ya da short ile sporcularımız katılabilir. Koruyucu malzemelerde de kugi yasak, dişlik isteğe bağlı olabilir. MMA grappling mücadelesinde sporcular ayakta başlıyor ve ilk önce birbirini selamlıyor. Sadece az ve yüz veteranlarda sporcular yerde başlayabilir. Şimdi de puanlamalar hakkında bilgi vereceğiz. Maç başlayınca atışlar da 3-2 ya da 1 puan olarak devam etmektedir. Üstteki sporcu alttaki sporcuyu kontrol ettiği için 3 ve 5 saniye sonra hakem 1 puan veriyor. Side kontrol pozisyonunda 3 ve 5 saniye bu şekilde sporcuyu altta tutarsa 2 puan. Mount veya montada pozisyonunda 3 ve 5 saniye arasındaki kontroller 3 puan. Back mount pozisyonunda 3 ve 5 saniye arasında 3 puan. Sweep ya da geçişlerde herhangi bir puanlama yok. Sporcular herhangi bir pozisyon değişiminde puan almıyorlar. Mücadele devam ediyor. Kol ve bacak tekniklerde aşil lak serbest. Ayak bilek tekniklerde aşil lakta bilek sadece ve yukarı veya aşağı hareket etmesi gerekiyor. Topuk kilitlerde yani heel hook kesinlikle yasak. Knee bar tekniği kesinlikle yasak. Ayak topuğu çevirmek yasak. Slim pozisyonlarda özellikle iki diz yerdeyken yapabilirsiniz. Tek diz havada da yapabilirsiniz. Yasak olan slim hareketi iki diz üstteyken yere çakması diskalifiye pozisyonudur. Yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlarda maçlar tap out'la biter. Sadece alt minik ve miniklerde tap out durumunda sporcular ayağa kaldırıp puan verilir. Boğuş tekniklerde serbest, sadece alt minikler ve miniklerde boğuş teknikleri yani gülotin yasak.